Ketoz kanalına abone olun ve sonsuz eğlence başlasın. Blue Blue Bees, Blue 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 Bees, Blue Bees. Sevimli tatlı dostlar, Blue Bees. Su altı maceraları, gel bizimle. Çevizli ve özel, inceli gizemli yanardağı keşfet. Blue Bees, Blue Blue Bees. Mimi nerede? Mutlu yıllar! Mutlu yıllar kardeşim. Parti yapalım mı? Evet! Doğum günü partimize davet etsiniz. Blue Bees zamanı. Gidelim. Oraya son varan çürük yumurtadır. Bu haksızlık. Beni bekleyin. Mutlu yıllar. Her şey çoktan hazır. Muhteşem partiye hoş geldiniz. Evet, hazırlayız. Durun biraz. Hayır, buraya gelin. Bugün benim de doğum günüm. Benim partim çok daha eğlenceli. Benim partim çok daha eğlenceli. Ayrıca sünger tramplinin üstünde zıplayabiliriz. İyi ama sende ne yiyecek bir şey, ne konfeti, ne de başka bir şey var. Bu bir doğum günü partisi değil. Ve ben her şeyi çoktan ayarladım bile. Geçen yıl senin istediğin oldu. Bu yıl da benim istediğim olacak. Göreceğiz bakalım. Bu koku da nedir? Çok güzel. Nereye gidiyorsunuz? Parti ne olacak? Yemek istiyorum. Benim partime gelin. Bende oyuncak ördek var. Benim pinyatam daha güzel. Bakın, bende fokurdayan baloncuklar var. Fokurdayan baloncuklar. Hadi gelip kaydırağımı deneyin. Benim dönme dolabım daha güzel. Daha fazla yapamayacağım. Yeter artık. Neden eskisi gibi birlikte kutlamıyorsunuz? Hı-hı. Ben gidiyorum. Evet, ben de. Yeter artık. Şimdi mutlu musun? Sadece benim icat ettiğim atlı karınca çok daha güzel olduğu için kızgınsın. Sıkıcısın ve bildiğin tek şey pasta yapmak. Pastalarım çok lezzetli. Ayrıca sen buna atlı karınca mı diyorsun? Benim partime gelmen o kadar mı zordu? Sürekli her şeyi bozmak. Ne yaptın sen? Kolu içsin. Durdun canım. Durduramıyorum. Şu olanlara bak. Hepsi senin suçun. Neredeyiz? Dikkat et tabii. Ucuz atlattık. Ha? Vay, harika. Nedir bu? Ben gidip bakacağım. Dur, beni bekle. Orada ne var bilmiyorum. Ha? Bu nedir? Gidelim. Mimi! Ha? Şuna bak, tıpaya benziyor. Sakın dokunma. Madem öyle diyorsun. Tabii ki. Mimi! Olamaz. Yardım getirmeliyim. Bakın, bayılacaksınız. Durun kızlar. Neredeydiniz? Tartışmanıza çözüm bulduk. Mimi! Büyük bir delik vardı. Bana yardım etmelisiniz. Onu yuttum. Tamam, merak etme. Nerede bu delik? Sana yardım edeceğiz. Hı-hı. Evet, Mimi'ye yardım etmeliyiz. Hayır! Ama ya tehlikeliyse? Hey! Beni bekleyin. İşte burası. Onu bulmalıyız. O benim kardeşim. Biz Blue Peas'iz değil mi? Ve bir Blue Pea arkadaşını asla bırakmaz. Çok sıkı tutunun. Neredeyiz böyle? Hey Blue Peas. Bakın. Deniz kızı. Harika. Bakın, küvet oyuncaklarımız. Kapis, sensin. Yuhi.
biz Blue Peas. Sevimli tatlı dostlar Blue Peas. Su altı maceraları gel bizimle. Çeliz ve özel, incili gizemli yanardağı keşfet. Blue Peas, Blue Blue Peas. Önceki bölümde... Doğum günü partimize davetlisiniz. Blue Peas zamanı. Buna bak. Aa! Deniz kızı oldu. Yeni dostlar. Buna bayıldım. Ben bir uçağım. Su altında nefes alabiliyoruz. Bu çok güzel. Oradaki ne? Kızlar, hadi gelin. Orada bir şey var. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Daha yakından bakacağım. Gidemezsin. Tehlikeli olabilir. Yalnız değiliz. Hey, merhaba. Ha? Evet, sana söylüyorum. Aa, nereye gidiyor? Luna, onu korkuttun. Ziyaretçiler, ziyaretçiler, ziyaretçilerimiz var. Ziyaretçiler. Ziyaretçiler mi? Ziyaretçiler. 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 Ne güzel. Yanlarına gidiyorum. Gördünüz mü? Hiçbir şey olmadı. Gelin hadi. Merhaba, biz Blue Peas'iz. Macanın ne kadar güzel. Neresi burası? Siz kimsiniz? Ben Lizzie'yim. Bridgie. Sally. Dolly. Nika. Daphne. Merhaba, ben Sierra. Durun kızlar, Fifi'yi bulamıyorum. Fifi de kim? O bir deniz kızı. Çok küçük. Şu tarafa gitti. Olamaz, Sarpaz'ın bölgesine girmiş. Kimin bölgesine? Size yardım edeceğiz. Burada bekleyin, tehlikeli olabilir. Gidelim. Fifi? Fifi! Fifi! Sakın korkma. Sana yardıma geldik. Burası benim bölgem. Nasıl girersiniz Şeliz? Bunu ödeyeceksiniz. Neden bu kadar uzun sürdü ki? Bir sorun var. Gidip bakacağım. Ama burada bekleyin demişlerdi. İstiyorsan sen bekle. Fifi tehlikede. Peşinden gitmeme izin vermeliydin. Benim hatam değil. Bizi buraya getiren Mimi'ydi. Hey! Beni kurtarmanızı söyleyen ben değildim. Sweetie'ydi. Senin için endişelenmemin karşılığı bu mu yani? Bu senin hatan. Hayır değil. Hayır, senin hatan. Senin hatandı. Yeter. Tamam mı? Bakın. Buradayız. Fifi, Lizzie. Hayır, dikkat edin. Bu bir tuzak. Oo, amma da büyük deniz kızları. İncileriniz ve üzerinizdeki değerli eşyaları verin. Çabuk olun. Üzerimizde bir şey yok. Buraya en iyi arkadaşlarımızı almaya geldik. Hiç kimse bir yere gitmiyor. Dikkat edin. Neler oluyor? Aklından bile geçirme. Bu konu da kapanmadı. Geri döneceğim. Çıkış neredeydi? İnanılmazdın. Peki bunu nasıl yaptın? Güçlerimiz var gibiydi. Yanardağ yüzünden olmalı. Bizi koruyor. Gizemli bir yer ve bir sürü şey yapabiliyor. Teşekkürler Yanardağ. Teşekkürler Lizzie. Mimi, Max. Bana yardım ettiğiniz için teşekkür ederim. Gitmem gerek. Hoşça kalın. Geri döneceğiz. Nereye gidiyorsunuz? Daha yeni geldiniz. Önce partiyi bitirelim. Evet, dönmemiz gerek. Başka bir gün görüşürüz. Bir şeye ihtiyacınız olursa Blippi Talkie'den bizi arayın. Güle güle. Blippi Talkie'den.
Bence bu harika bir deniz dostluğunun başlangıcı olacak. Blue blue bees, blue 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 bees, blue bees. Sevimli tatlı dostlar, blue bees. Su altı maceraları, gel bizimle. Çeliz ve özel, incili gizemli yanardağı keşfet. Blue bees, blue blue bees. Gizem diyorsun. Okula dönmek için sabırsızlanıyorum. Evet. Yine okul bahçesinde oynayacağız. Evet. Ve bir sürü ödev yapacağız. Hayır. Boyum uzadı. Sınıfın en uzunu ben olacağım. Bakalım uzamış mıyım? Hey, hile yapıyorsun. Ben hiç uzamamışım. Yarın herkes bana kısa diyecek. Çok uzun olmak istiyorum. Merhaba kızlar. Sürpriz. Yarın hepiniz geleneksel yosun yemeğimize davetlisiniz. Duydunuz mu? Gidelim. Gidelim. Yosun yiyince boyumun çok uzayacağına eminim. Yosun yemeğine hoş geldiniz. Yosun bulmamıza yardım eder misiniz sadece yeşil ve mavi olanları? Evet. Ne kadar çabuk yersem o kadar hızlı uzarım. Ama üzerinde kırmızı benekler olanlar olmaz. Sadece yeşil ve mavi olanlar. Hı-hı. Yemek yapmayı tercih ederim. Yardım et Kapi. Kırmızı benekliler olmaz. Sadece yeşil ve mavi olanlar. Ben bir sürü topladım. Öyleyse hazırlıklar başlasın. Yemek zamanı. Biri yemek mi dedi? Ne diyorsunuz? Lezzetli olmuşlar mı? Hem de nasıl? Öğrenmenin bir yolu var değil mi? Oh! Cupcake'lerin tadı çok kötü. Bana neler oluyor böyle? Durun biraz, sesime ne oluyor böyle? Oh, ben de dev olmak istiyorum. Au! Tehlikeli olabilir. Bebeklerime sarılmak istiyorum. Kırmızı benekler. Pekala. Bence normal boyuna dönebilmesi için sadece mavi benekli olanlarla bir yosun iksiri yapmalıyım. Yoksa yeşillerle mi? Pembelerle mi? Hadi bulalım onları. Hiçbir şey hissetmiyorum. Bundan hiç hoşlanmıyorum. Kuyruğumu fazla salladığımda akıntı meydana geliyor. Sakin ol. Karışımı en kısa sürede hazırlayacağım. Dev olmak feci bir şey. İri olmak harikadır. Her yere uzanabilirsin. Kimse sana bulaşamaz. Ayrıca herkesi korkutabilirsin. Zarkos deve dönüşmüş. Kırmızı benekli yosunu yemiş. Kar da benim oldu. İçindeki özel inciler de benim. En güçlü ben olacağım ben. Acele et. Onu küçültmek için Zarpas'ın üzerinde kullanmalıyız. Ama Dolly de var. Daha çok karışım lazım. Hızlanmak için yosunu takımlar halinde toplayacağız. Hey, durun biraz. Kırmızı benekli. Hey, bana bakın. Pembe tıpkı boyam gibi. Bana bakın. Ne? Yosunu küçülmüşsün. Öyleyse yosunun etkisi kalıcı değil. Zarpas'ın normal boyuna dönmesini bekleyeceğiz. Ama bu olana kadar yanardağ yok edebilir. Bütün incileri alacak. Yakalayalım onu. Bana inci ver güzel yanardağ. Etrafını saralım. Beni rahat bırakın. Artık yanardağın kralı benim. Serpas, onu rahatsız etmeyi bırak. Ya bırakmazsam? Sen ne yapacaksın? Senin minik şey. Gelin inci ışın. Bırak bu ışını. Büyüksün diye kaba davranman hiç hoş değil. Zarpat çimdiğimin tadına bak bakalım. Ne oluyor bana böyle? Senden küçükleri rahat bırak. Al bakalım. Bunu ödeyeceksiniz. Ha?
Ha, gitmemiz gerek. Sınıfın en uzunu olmak istiyor musun? Olmasam daha iyi. Boyumdan memnunum. Geri geliriz. Güle güle. Güle güle. Blue blue bees, blue 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 bees, blue bees. Sevimli tatlı dostlar, blue bees. Su altı maceraları, gel bizimle. Çeliz ve özel, inceli gizemli yanardağı keşfet. Blue bees, blue blue bees. Kayıp küvet tıpası. Burası benim tarafım, şurası da senin. Tamam, peki oyun ne hakkında? Bu bir oyun değil. Sadece bir daha eşyalarıma dokunmanı istemiyorum. Çünkü denizaltı uçağımı kırdın. Senin yüzünden. Süper motoru üzerine tak diye tutturdun ama hazır olmadığı için sonunda patladı. Vay, bu çizgi ne için? Kutup oyunu mu oynayacağız? Kuzey kutbundayım. Güney kutbundayım. Kuzey, güney, kuzey. Eşyalarımı Mimi ile paylaşmamak için çizgi çektim. Ben de paylaşmak istemiyorum. Lovely, Max'e söyle, onunla konuşmuyorum. Max, Mimi seninle konuşmuyormuş. Sweetie, Mimi'ye söyle, ben de onunla konuşmuyorum. Mimi, Max seninle konuşmuyormuş. Umurumda değil. Bu feci bir şey. Barışmaları için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Kimin yardım edeceğini biliyorum. Şeliz'i görmeye gitmek istemiyorum. Aa, Briggy'nin tatlılarının seni neşelendireceğine eminim. Atlarken dikkatli olmalıyız. Çünkü geçen defa tıpa neredeyse içine kaçıyordu. Ne? Eğer bu olursa küvet boşalır. Ve asla geri dönemeyiz. Bu yüzden dikkatli olmalıyız. Selin'in yeni oyununu denemek için hiç heyecanlı değil. Hadi göreceksin. Harika vakit geçireceğiz. Burada ne arıyorsunuz? Şeli meydanında buluşacaktık. Önce ben gideceğim. Hayır, ben. Tıpa fazla hareket ediyor. Sweetie, onları durdurmalısın. Olamaz. Tıpayı tutun. Onu geri almalıyız. Acele edin. Tutun onu. Yanardağa yakın. Yaşamayı seviyoruz. Ne kadar sevinmeliyiz. Arkadaşlarımız geliyor. Yanardağa yakın. Aa, bu da nedir? Tıpa. Küvetin suyu boşalmadan önce onu geri almalıyız. Acele etmeniz gerek. Su çok hızlı bir şekilde boşalıyor. İtin. Tıpayı volkanın içinde çıkartmalıyız. Max. Su jetini kullanarak tıpayı çıkarmamıza yardım et. Daha küçük yapıyoruz. Ne daha iyice bir fikir. Hayır! Hayır! Harikasın Mimi. Daha büyük yap. Olamaz. Bu çok büyük. Papana kısıldık. İyi misiniz? Evet, en azından ben iyiyim. Ama Mimi'yi bilmiyorum. Çünkü benimle konuşmuyor. Onları çıkarmak için yardım çağırmalıyız. Bir... İki ve üç. Onları kurtarmanıza izin vermeyeceğim. Zarpaz, bizi rahat bırak. Bizim yardıma ihtiyacımız var, sorun o değil. Tabii ya. Zarpaz, bize yardım et. Asla. Size asla yardım etmem. Ya bunu sana verirsem? Koleksiyonumun en sevdiğim parçalarından biri. Oo, madem kibarca rica ediyorsun, size seve seve yardımcı olabilirim. Tamam. Çek dediğimde. Hadi. Durun 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 biraz. Mimi, Max. Sizin de aynı anda itmeniz lazım. Ben uçak kranlarla konuşmuyorum. Ben de acele ettiren kişilerle konuşmuyorum. Ha? Eğer o tıpayı hemen takmazsanız eve bir daha asla dönemeyeceksiniz. Acele etmeniz gerek. Ha!
Ne? Ne? Ha? Burası da ne böyle? Aa! Ben geri döneceğim. Yaşasın. Sonunda başardık. Hep birlikte başardık. Seni acele ettirdiğim için özür dilerim. Uçağın patladığı için özür dilerim. Barıştık mı? Barıştık. Evet. Bloopies, bloop, bloop, bloopies, bloopies. Sevimli tatlı dostlar. Bloopies. Su altı maceraları, gel bizimle. Şeliz ve özel, inceli gizemli yanardağı keşfet. Bloopies, bloop, bloopies. Bir dilek tut. Sierra, baksana ne güzel. Ne oldu? Üzgünüm Nika. Sorun şu ki artık futbol takımının kaptanı ben değilim. Bence buna olumlu açıdan bakmayı dene. Önemli olan takım olarak çalışmaktır. Yıldız ışığı balığı doğru. Sağ ol Fifi. Onu unutmuştum. Yılda bir kez ortaya çıkıyorlar. Ve gizemli tozları var. Onları görmek için yanardağın yanında kamp yapacak. Ve bir dilek dileyeceğiz. Kamp mı dedin? Dilek mi? Ben diğer Bloopies'e haber vereyim. Pasta ister misiniz? Henüz onlara isim vermedim. Çok lezzetli. Bence isimleri şey olsun. Kayan yıldızlar. Buna bayıldım. Bu şekilde odamı kardeşimle paylaşmak zorunda kalmayacağım. Ben de öyleyim. Merhaba. Karşınızda Melih. Aslında Emily büyük bale gösterisi için aylardır prova yapıyor. Büyük gösteri. Büyük gösteri. Büyük gösteri mi? O neydi? Bilmiyorum ama eğlenceli bir şeye benziyor. Acele etmeliyim. O kadar dalgınlar ki eksikliğini bile fark etmeyeceklerdir. Yıldız ışığı balığı için bakım yapıyorum. Büyük gösteri. Eğer gizemli toz bırakan bir yıldız ışığı balığı görürsen ondan bir dilek dileyebilirsin. Dilek mi? Büyük gösteri. İşte geliyor. Ha? Aa. Bir tane daha. Evet, işte evet görüyorum. İşte. Aa, işte orada. Nerede? Ben görmüyorum. Dileğim gerçeğe dönüşmeyecek. İşte. Benim dileğim buradan asla kaçamamanız. Zavallıcık. Acaba ne olmuş? Gidip iyi mi bakalım hadi. Evet, evet, gidelim. Ha? Aa, hastalanmışa benziyor. Sönmeye başlamış. Yeniden parlayabilmesi için onu ailesinin yanına götürmeliyiz. Evet, evet, haklısın. Yoksa bu zarpaz. Balığı korumamız gerek. Biraz daha gizemli toz, biraz daha. Böylece dileğim sonsuza dek geçerli olacak. Dur bakalım zarpaz. Tüm Bloopies'in gücüne sahip olmak istiyorum. Şimdi görürsün zarpaz. Ne oldu? Güçlerimiz işe yaramıyor. Zarpaz hepsini aldı ve eğer güçlerimiz onda olursa... Zarpaz yenilmez demektir. Ben okyanusun hakimiyim. Uzun sürmeyecek. Buldum. Dileklerin süresi var. Kavanozu elinden almalıyız hemen. İyi fikir. Hadi yakalayalım onu. Durun. Onu bu şekilde bırakamayız. Doğru söylüyorsun kaptan. Ne yapıyoruz? Balığı iyileştireceğiz. İki takıma ayrılıyoruz. Chelis, siz zarpası oyalayacaksınız. Biz de kavanozu alacağız. Gösterelim ona gününü. Chelis iş başında. Merak etme. Seni kurtaracağız. Al bakalım. Olanaksız girdap. Acele edin. Güçlerine ihtiyacı var. Sierra, dileğini dile. Bundan böyle kaptan olmak istemiyorum. Sadece yıldız ışığı balığının iyileşmesini istiyorum. Ben de, ben de. Güçleri geri döndü. Balık da yüzmeye başladı. Ama ailesi gidiyor. Yardımcı olabiliriz. Luna, koruyucu kalkan.
Sally, Nika, balığı içine koyun. Max, J takımınla onu yavaşça it. Dileklerimiz Nika sayesinde gerçek oldu. Bunu hep birlikte başardık. Biz harika bir takımız. Sen benim en sevdiğim deniz kaptanımsın. Gitmemiz gerek. Durun, bale gösterimizle ne geçin büyük gösteriye gelmeniz gerek. Harika, teşekkürler. Çift burgulu döner takla. İntikamımı alacağım. Tatlı dostlar, su altı maceraları, gel bizimle. Şeliz ve özel, inceli gizemli yanardağı keşfet. Blue Peas. Kurtarma. İkili bir bayrak yarışı düzenlenecek. Yarışın galibi Kraliçe Koralya'dan ödül alacak. Var mısınız? Bunu asla ama asla kaçırmam. Benimlesin Lovely. Ben de kardeşimle takım olacağım. Ve ben de... Hey! Festi'yi seçiyorum. Beni değil mi? Ama biz dostuz. Ama Festi daha hızlı. Üzülme Luna, sen de koç olursun. Koçlar takımların beynidir. Haklısın. Bayanlar ve baylar, büyük Şeliz dünya yarışı başlamak üzere. Pekala dostlarım, hazır mısınız? Bu yarışın tek bir kuralı var. O da hiçbir kuralın olmaması. Eğer yarışın kuralı yoksa... Biz de katılabiliriz. Yarışmacılar yerlerine alsın. İşareti vermek ister misin? Bekle de rujumu tazeleyeyim. Yarışınızı sabote edeceğim ve bütün incileri alacağım. Yerlerinize hazır. Kuyruklarınızı çırpmaya başlayın deniz kızları. Max önde gidiyor. Müthiş bir yüzücü. Tıpkı uçak gibi. Şeliz nerede? Anneannemden bile yavaşsınız. Ama benim büyükannem çok hızlıdır. Kendine fazla güvenme Max. Önünde hala uzun bir yol var. Kimmiş yavaş olan? Sıra bende. Hayır bende. Bende. Evet. Şu Şeliz. Planımı bozamayacaklar. Tuzağıma kimin düşeceğini biliyorum. Ah ne kadar güzel. Bütün bunlardan kendime kolye yapacağım. Göklerin Fatih Maxine önde gidiyor. Bayrak değişimi. Okyanusların en hızlı kaplumbağası Festi bayrağı aldı. Ama Blue Peas daha hızlı. Ne yapıyorsun Festi? Kımılda. Hadi Festi, sakın pes etme. Onlara kim olduğunu göster. Luna müthiş bir koç. Ve çok da hızlı. Şuna bakın, Ciara ve Mimi berabere. Labirentte beraberlik bozulur. Hey, burada bir tuhaflık var. Ama Mimi navigasyon baloncuklarını kullanarak Ciara'yı geçiyor. Labirent navigasyonla çok sıkıcı. Öyle değil mi Sally? Vay canına, ağzım sulandı. Hepsi senin tatlım. İnciyi bırak. Koç bir şey görmüşe benziyor. Hayır, buz arpas. Kötü bir şey olacak. Buz arpasın tuzağı. İncini istiyor. Git buradan. Gel. Neyse ki Luna Blue Peas'i uyarmayı başardı. Eğer o olmasaydı bu yarış bir felakete dönüşebilirdi. İkinci bayrak teslimi. Festi son sırada. Öne geçmeleri zor olacak. Sıra sende Max. Hala kazanabilirsin. Hayır Luna, ben yüzmeyeceğim. Ne? Benim yerimi alacaksın. Ben mi? Sen harika bir takım oyuncusuydun ve yarışa katılmayı hak ediyorsun. Hadi Luna, göster kendini. Vay, bu da neydi böyle? Denizaltı torpili mi? Daha önce hiç bu kadar hızlı bir şey görmemiştim. Hay aksi, Luna'nın küçük bir sorunu var. Bakalım nasıl halledecek? Sorun nedir?
Hey, dikkat et! Bu şey niye çalışmıyor? Her şey ters gidiyor. Oh! Bakın, geliyorlar. Evet, kazandım. Yarışı Luna kazandı. Müthiş bir yarıştı. Çok heyecanlandım. Bitiş çizgisinden geçtiklerinde hep ağlarım. Luna, sadece en hızlı olmakla kalmadın. Sen aynı zamanda harika bir takım oyuncusu ve müthiş bir koçsun. İki ödülü de hak ediyorsun. Onu nereye takayım? İki kafam yok ki. Luna, acele et, yemek soğuyor. Merak etme anne, ben Chalice, dünyasının en hızlısıyım. Bir türlü çalışmadı. Neden acaba? Tatlı dostlar, Lupin. Su altı maceraları, gel bizimle. Çeliz ve özel, inceli gizemli yanardağı keşfet. Lupin. Çeliz pazarı. Vay canına! Bu Çeliz'in tarihi süper hazinesi. Çeliz dünyasının en kıymetli eşyaları hep burada saklanır. Ve Çeliz dünyasının kurulduğu günden bu yana. Chalice her yıl 3 eşyasını burada sergiler. Ve kraliçe her zaman nereden geldiğimizi ve kim olduğumuzu hatırlatmak için çok özel bir seçim yapar. Umarım bu yıl benimkilerden birini seçer. Bu büyük bir onur. Affedersiniz, affedersiniz, affedersiniz. Ama 3 eşya olması gerekiyordu değil mi? Olamaz. Resmini çizdirmek isteyen var mı kızlar? İyi fikir. Evet. Teşekkür ederim. Bu gözlüklere bayıldım. Eğer Koralya onları seçmezse istediğin birini alabilirsin. Teşekkür ederim. Bu elmasa bayıldım. Kraliçe kesin onu seçecek. Umarım. Kraliçe benimkilerden birini hiç seçmedi. Yalan söylüyorlar. Lisiye de aynı şeyi söylediler. Sahi mi? Evet. Ayrıca ona kraliçenin seninkileri seçmesinin bir sebebi olması gerektiğini de söylediler ve Luna pastalarını yedikten sonra bir hafta boyunca mavi bir şey kustuğunu söyledi. Daphne resimlerinin altı bezli bir bebek tarafından çizilmiş gibi göründüğünü söyledi. Max bebeklerinin grip olmuş bir deniz trolünden çirkin olduğunu söyledi. Gözlüğümü hemen bırakın. Vazomu geri ver. Senin aldığını biliyorum. Ben almadım. Artık eskisi kadar iyi arkadaş değil gibiler zaten. Bunun tadını çıkarmam lazım. Yanardağ bir şey olur. Burada ne oluyor? Vay canına. Çok tuhaf. Çok su. Yosunlara ne oldu? Neden her şey parlaklığını yitirdi? Dünyamızı rahatsız eden bir şey var. Yanardağın içine saklansak iyi olacak. Ben Emily ile gitmiyorum. Ben de Dolly ile gitmiyorum. Ben de Luna ile gitmiyorum. Ben de seninle gitmiyorum. Yeter. Herkes doğruca yanardağa gidiyor. Çok güçlü hissediyorum. Sonunda güçlü bir inci benim oldu. Olamaz. O inci iyi değil. Yanlış ellerde çok tehlikeli olabilir. Tıpkı şimdi tanık olacağınız gibi. Hepimizi birden mağlup edemezsin. Öyle mi? Ama çok güçlüyüm ben. Önce bizi geçmen gerek. Merak etme. Ayaklarımın altı... ne oldu? İncime ne yaptınız? Gücüm! Koralya'ya yardım etmeliyiz. Bana bırakın. Her şey bitti Zarbaz. Hiçbir şeyin bittiği falan yok. Tekrar geleceğim. Harika. Kazandık. Harikayız. Çok mutluyum.
galiba pastalarım seni hasta ediyormuş. Hastaların mı? Hastalarından hiç hasta olmadım ki. Ama zarpas dedi ki. Oh, zarpas. Bana resimlerimi beğenmediğini söyledi. Onlara bayılıyorum. Hatta odamda bile bir tane var. Demek bebeklerimi çirkin buluyorsun. Hiç de bile. Bence çok güzeller. Koralya, hazine için bir seçim yapman gerekiyor. Bu yıl karar vermek gerçekten çok zor oldu. Eşyaların hepsi birbirinden güzel. Bence dünyamızdaki en önemli şey de bu işte. Herkesin uyum içinde yaşaması. Bu tarihi günü asla unutmayın. Onur duydum Koralya. Bu çok özel bir incidir. Ne işe yarıyor? Vay canına. Çeliz dünyasının en kıymetli şeyi budur. Tatlı dostlar, su altı maceraları, gel bizimle. Çeliz ve özel, incili gizemli yanardağı keşfet. Lupis, lup lupis. Beyaz inci. Ne kadar güzel. Bu son derece özel bir incidir. Neden? Ne işe yarıyor? Neden bu kadar parlak? Daha önce onu hiç görmemiştik. Peki nereden geldi? Gücümüzden, cesaretimizden ve dostluğumuzdan meydana geldi. En az bizim kadar özel ve eşsiz. Vay canına. Müthiş bir şey. Bu süper güç. İnanılmaz. Yani onu biz mi yaptık? Peki ya gücünü? Evet, gücü nereden geliyor? Başkaları da var mı? Eşsiz olduğunu sanmam. Tamam, tamam. Biraz sabırlı olun. Dünyamıza enerji getirirken size bir hikaye anlatacağım. Bu inciyi daha önce sadece bir kez gördüm. Ve bu uzun zaman önceydi. O günlerde Çeliz dünyası şu anda olduğu gibi değildi. Gelin canlarım, size zarar vermeyeceğim. Gelin. Zarpon etrafa dehşet saçardı. Olamaz! Yanardağa doğru gidiyor! Zarpon yanardağın sahibiydi ve tüm okyanus tarafından... Bir dakika! Şu Zarpon tıpkı şeye benziyor, Zarpaz'a! Evet, Zarpon, Zarpaz'ın babasıydı. Ne? Olamaz! Zarpaz kadar kötüymüş. Bu doğru. Hatta kendi oğluna bile kötü davranırdı. Diğer çocuklarla oynamasına izin vermez ve sadece Çeliz dünyasının diğer sakinlerine kötü davrandığı zaman onunla gurur duyardı. Zavallı Zarpaz. Babası ne kadar kötü biriymiş. Hem de nasıl. Bebeğim gibi. Ona da sarılmak istiyorum. Ben de. Hadi yapalım. Ben yapabilir miyim? Elbette. Deniz dünyasıyla ilgilenmek herkesin yükümlülüğündedir. Ben de. Ben de. Ben de. Gıdıklanıyorum. Koralya'nın dikkatini dağıtmayın. Bırakın hikayesine devam etsin. Lütfen. Bir gün... Bu kötü davranışlardan bunalan Çeliz bir araya toplanmış. Zarpon çok kötü biri. Buna daha fazla izin veremeyiz. Bir şeyler yapmamız gerek. Onun kötülüklerine karşı güç birliği yapmalıyız. Benimle misiniz? Evet. Zarpon'un sonu geldi. Bir dakika. Bu sensin. Yani gerçekten sensin. Bu harika. İnciye dikkat et Nika. Sonra ne olmuş? Lütfen devam et. Sonra bir gün Zarpon yanında oğluyla birlikte yanardağa dönerken... Kötüler! Her şey bitti Zarpon. Yaptığın kabalıklar bugün burada son bulacak. Demek öyle. Neden? Beni kim durduracak? Sen mi? Hayır, biz. İşte bu kadarsınız. Hemen bölgemi terk edin. Şimdi hep birlikte. Bu Çeliz dünyasının gücü. Bize bir daha asla zarar veremeyeceksin. Asla. Ve bu Zarpon'un sonu oldu.
ve beyaz inciyi gördüğümüz ilk an... Geri döneceğim! Baba, hayır! Beni bırakma! Yanardağ için yeni bir çağın başlangıcı oldu. Tabii Şeriz için de. Vay! Volkan kraliçe olarak seni seçmiş. Ve İnci bugün yeniden ortaya çıktı. Çünkü daha iyi bir dünyada yaşamak için hep birlikte korkularımızla yüzleşiyoruz. Harika bir hikayeydi. Bir kraliçenin doğuşunun hikayesi. Şeliz dünyasındaki tüm güzel ve iyi şeyler kavgalarımız yüzünden yok olmaya başlıyordu. Bu doğru Siara. Güzellik ve dostluk çok narin değerlerdir. Ve daima ilgiye muhtaçtır. Dünyamızla ilgilenmeyi seviyorum. Ama olamaz. Zarpaz. Hayır. İnci. Olamaz. Zarpaz, İnci'yi bize geri ver. Şeliz dünyasının yeniden güzelleşmesine yardım etmeye çalışıyorum. Ha? Yalnız olmak istemiyorum. Sizin gibi olmak ve birilerinin benimle ilgilenmesini istiyorum. Dost olabilir miyiz? Hmm. Elbette ha? Zarpaz. Dostluğun sınırı yoktur. Yeter ki sen iyi biri ol. Aferin Zarpaz. Harikasın. Sonunda dost olabiliriz. Affedersiniz. Bloopies, bloop, bloop, bloopies, bloopies. Sevimli, tatlı dostlar. Bloopies. Su altı maceraları, gel bizimle. Şeliz ve özel, inceli, gizemli yanardağı keşfet. Bloopies, bloop, bloopies. Şeker istiyorum. Tamam. Ama sadece bir tane. Ama bir paket var. Evet ama onlar benim. Onları doğum günü partisi için almıştım. Bir tane. Alo? Harika bir plan yaptık. Süper sessizlik gününe davetlisiniz. Süper sessizlik mi? Kulağa biraz sıkıcı geliyor. Hayır değil. Bu sonu sürprizi biten özel bir gün. Ses yapmayalım, oyunu oynayacağız. Çok eğlenceli olacak. Gidelim mi? Gidelim. Paylaşmalıydın. Al sana bir şeker. Bugün her şeyin çok sessiz olması gerekiyor. Çok fazla gürültü yapamayız. Yanardağ dinleniyor. Bugün uzun bir sessizlik günü olacak. Harika. İstediğimiz yere gidebiliriz. Gidelim. Ifi'nin elindeki o renkli şey de nedir? Çok mutlu görünüyor. Ben de istiyorum. Ben de. Olur. Ama sadece bir tane. Bana da ver. Onlara veriyorsun ha? Şeker senin olsun. Ben keşfe çıkıyorum. Sakin olun, sakin olun. Bu senin. Benim mi? Ama o şekerlerden bir tane daha ver lütfen. Teşekkür ederim. Hiç gerek yoktu. Gerçekten mi? Ne kadar naziksiniz. Ama inanılır gibi değil. Güya biraz sessizlik olacaktı. Ne kadar güzel. Luna'nın bunu kaçırması çok üzücü. Gelmek istemeyen oydu. Kimin umurunda? Gidip onu getireceğim. Lütfen. Hadi bir tane daha istiyoruz. Lütfen bir tane daha. Yanardağ'ı görmen gerek. Öyle güzel. Bunlar da nedir? Luna, bunları geri ver. Bu doğru değil. Sadece kıskanıyorsun. Senin için endişelenmemin karşılığı bu mu? Öyleyse burada kal. Verecek hediyem kalmadı. Eminim aldırmayacaktır. Hey! Şekerlerimi geri ver. Hasta olacaksınız. Biraz daha istiyoruz. Önce beni yakalamanız lazım. Bütün bu gürültü Yanardağ'ın sükunetini etkiliyor. Bakalım neler olacak.
Luna, biraz daha sessiz oynamalısınız. Biliyorum ama kendimizi kaptırdık. Bu da ne böyle? Yanardağın etkileri. Onları yanardağına götüreceğiz. Güçler. Şuna bak. Yanardağın enerjisi onları sakinleştirdi. Hep yanımda olduğun için teşekkür ederim. Birilerinin aksine. Tamam tamam. Şöhret başımı döndürmüş olabilir. Bana kalırsa onları evlerine götürsek iyi olacak. Nedir bu? Şeker mi? Ne oluyor? Hazinem! Bacaklarım! Bana itaat edin! Tam zamanında. Bu gece gerçekten iyi bir uyku çekeceğim. Tatlı dostlar, Lupin. Su altı maceraları, gel bizimle. Şeriz ve özel, incili gizemli yanardağı keşfet. Lupin, Lupin. Ay ışığı. Max, fark ettin mi? Bu gece çok özel bir aydınlık var. Eğer bu yoldan gidersek, doğruca korsan gemisinin oraya çıkarız. Şuna bak Ciara. Burada ayın güneşten 400 kat daha küçük olduğu yazıyor. İnanabiliyor musun? Sessiz ol. Senin yüzünden odaklanamıyorum. Ama baksana ay o kadar enteresan ki biliyor muydun? Kapat şu ay konusunu. Bunun yerine bana yardım etmelisin. Çünkü planlarımız hep aksıyor. Aklım bir karış havada hep. Yardımınız lazım. Merhaba Brigi, seninle konuşmak istiyordum. Ayda ıslık çalmanın imkansız olduğunu biliyor muydun? Size sözünü ettiğim sorun buydu. Merhaba. Üzgünüm, selamlaşmak için fazla yaklaşamıyorum. Olamaz. Ne oldu? Şöyle, yanardağa bir şeyler taşıyorduk ve o sırada Sally çok güzel bir dümen buldu. Bakmak için onun yanına gitti. Ve bam! Esnemekte olan bir istiridye kuyruğunu kaptı. Ama merak etmeyin, hiçbir şekilde canım yanmadı. Pullarım o kadar kalındır ki. Bir defasında köpek balığı ısırmıştı ve dişleri kırılmıştı. Artık acı çekmeyeceksin Sally. Biz sorununu çözeceğiz. Baksanıza, bu durum Oti'nin bayağı hoşuna gitmiş gibi. Hiç komik değil. İyi nişan al. Ben hedef tahtası değilim. Maksimum güçte ateş ediyorum ve hiçbir şey olmuyor. Amma da inatçı bir istiridyeymiş. Gıdıklama saldırısı. Yapmayın. İstiridye kabuğunun gıdıklanmayacağını herkes bilir bir kere. Kibarca rica mı etsek? Lütfen küçük istiridye. Kibar ol ve açıl lütfen. Bütün bunlar işe yaramazsa bile endişelenmene gerek yok Sally. Çünkü dolunay olduğu zaman... Yine mi ay konusu? Burada bir sorunumuz var. Ve çözümünü bulmaya odaklanmalısın. Sally'ye söylemeye çalıştığım şey... Durum kötüleşiyor. Çok büyük bir okyanus akıntısı yaklaşıyor. Önündeki her şeyi götürecek. Sally'yi oradan çıkarmalıyız. Ama nasıl? Ne yapacağız? Yağlı bir yosunla kabuğunu mu ovalasak? Evet, evet. Bu şekilde yapmalısınız. Dikkat edin, ikiye ayrılacağım. Bu imkansız. Sally'nin güvende olduğundan emin olmalıyız. Onu ay ışığının vurduğu yere götürmeliyiz. İstiridyeler her zaman... Cidden mi? Şu ay konusuna nasıl devam edebiliyorsun? Burada acil bir durum var. Ne yapıyor? Nereye gidiyor? Dur Lovely. Oti düşebilir. Bu çok eğlenceli. Kraliçe Shelly gibi hissediyorum. Vay canına, yağlı yosun amma da kayganmış.
Akıntı yaklaşıyor. Ayın yansıması başladı. Acele etmeliyiz. Dinlemediğim için üzgünüm Lavli. Sen olmasan bu görevde başarısız olurduk. Seli'yi sen kurtardın. Gitmemiz gerek. Tatlı dostlar, su altı maceraları, gel bizimle. Şeliz ve Özel, İncili gizemli yanardağı keşfet. Blue Peace. Define haritası. Testi! Neredesin? Hey, bağırmasana. Senin yüzünden sağır olacağım. Affedersin. Festi kayboldu. Yosun yemeğe gitmiş olabilir. Festi'nin ayak izleri. Bakın ne buldum. Vay canına. Bu bir harita. Bir de sandık var. Bir korsan haritası. Define'nin içi altın paralarla dolu olmalı. Ya da cupcake'lerle. Cupcake mi? O yıllarda cupcake yoktu ki. Evet doğru. Peki atıştırmalık olarak ne yiyorlardı? Bilmem ki. Kurabiye mi? Eğer kurabiye varsa eminim cupcake de vardı. Olamaz. Onu yırttın. Sen yırttın. Gelin hadi. Şeliz'den yardım alalım. Define'yi bulmamıza yardım ederler. Kendi payımı seninle paylaşmayacağım. Ben de öyle. Ama Festi'yi arıyorduk. Festi! Bir Define! Macera! O başındaki şey ne Max? Beni tanımadın mı Denizci? Ben korsan kaba sakalım. Kaba sakal diye biri yok. O sadece bir efsane. Ayrıca senin de sakalın yok. Okyanusun dibini boylayıp balıklarla birlikte mi uyumak istiyorsunuz yoksa? Zaten okyanusun dibindeyiz. Haklısın. Max, Luna, haritayı getirin. Bu tuzlu su canavarı onu nasıl okuması gerektiğini bilir. Anladığım kadarıyla Hendek'in karşısına geçilmesi gerek. Gidelim çocuklar. Hey, bendeki parçaya bakın, çok daha iyi. Burası yanardağın arkasında. Gidelim korsanlar Hendek'e. Hayır, yanardağa gideceğiz. Yolu bulmak için parçaları birleştirmeye ne dersiniz? Hayır, asla. Bu taraftan olduğuna emin misin? Haritaya göre rüzgarı arkadan almamız gerekiyor. Biliyor musunuz? Bana kalırsa kayboldu. Sahi mi? Yoksa korkuyor musunuz bakalım? İmdat! Canavar! Kaba sakal olacak kadar cesaretli görünmüyorsun. Define'yi bulduğumuzda göreceksiniz. Max benden özür dilemek zorunda kalacak. Hadi çocuklar, daha ne bekliyorsunuz? Luna, batıyorsun. İmdat! Dayan Luna. Seni kurtaracağım. Az kıyı tut. Haritanın parçalarını bir araya getirme fikri o kadar da kötü bir fikir değilmiş. Haritamı mı vereyim aslan? Güverteden atılırım daha iyi. Ne? Görürsün sen. Tam bir kargaşa. Define'yi ikisi de bulamayacak. Yanardağ bize mesaj vermeye çalışıyor.
Ah! Barış yapmanız gerekiyor. Düşman korsanlar diye bir şey yokmuş. Hay aksi. İkimiz de kötü korsanlarız. El sıkışalım. Güçlerimizi birleştirelim dostum. Define labirentte. İşte burası. Bu taşların hepsini kaldırmalıyız. Bana bırakın. Ve bana. Vay canına, ne kadar güzel. Açalım hadi. Aa, bu şey canlı. Define sandıkları ne zamandır böyle hareket ediyor? Bakın, bu Festi. Gel buraya. Festi, eski dostum. Define'yi bulmuşsun. Harika. Biri bize şaka yapmış. Ne altın var, ne de cupcake. İçi boş. Çocuklar, gitmemiz gerek. Festi, sen bir macera perestin. Define'nin tamamı sana kalsın istedin. Define'yi yanardağa götüreceğiz. Amiralim, kaptan kaba sakal banyosunu bitirmiştir. Blue blue bees, blue 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 bees, blue bees. Sevimli tatlı dostlar, blue bees. Su altı maceraları, gel bizimle. Çeliz ve özel, inceli gizemli yanardağı keşfet. Blue bees, blue blue bees. Kraliçenin günü. Emily'nin büyük gösteri için bize verdiği davetiye. Koralya'nın günü mü? Koralya da kim? Koralya, yedi Koralya. Ne büyük bir şeref. Kim acaba? Önemli biri olmalı. Çok da güçlü biri. Bir canavar olabilir ya da... Çok eğleneceğiz. Hadi hemen gidelim. Hayır, hayır. Sakin ol. Nazik olmalı ve protokolü uygulamalıyız. Proto neyi sıkıcı görünüyor? Hayır Mimi. Protokol ona saygılı davranman ve belli kuralları uygulaman gerektiği anlamına gelir. Çünkü o son derece önemli biri. Hayır, saçmalık. Ona majesteleri diyeceksin ve önünde saygıyla eğileceksin. Elbette, elini de öpeyim. Ben almayayım. Ona turta yapalım. İyi fikir, ben de bir şiir yazayım. Ama o bir şeyli, eminim arkadaş canlısıdır. Ama bu mesele çok ciddi Mimi. Koralya'ya saygılı davranmalı ve tedbirli olmalıyız. Ne saçmalık. Hoş geldiniz. Karşınızda Kraliçe Koralya. Kraliçe. Kraliçe. Merhaba Sveti. Hakkında çok şey duymuştum. Benim hakkımda mı? Ona her şeyi anlattın. Evet, her şeyi. Bu kraliçenin günü olmasına rağmen parti senin şerefine düzenlendi. Şeliz krallığı için çok şey yaptın. Ve bunun için teşekkür etmek istedim. Emily küçük bir gösteri planladı. Adı Şeliz Gölü. Bizim dünyamızda Kul Gölü var ve o daha güzel. Kardeşime aldırış etmeyin majesteleri. Size bir hediye getirdik. Ciara da size bir şiir yazdı. Şiir mi? Harika. Kafiyeler zihnimi karıştırır. Koralya. Denizlerin kraliçesi, güzelliklerin prensesi. Yanardağ'da yaşıyorsun. Umarım patlamaz. Hey, harika bir şiirdi. Muhteşemdi. Hep birlikte kraliçenin gölünde dans edelim. Gayet normal biriymiş ve çok da eğlenceli. Bunlar hiç normal değil. Koralya yanardağa çok bağlıdır. Eğer ona tuhaf bir şeyler oluyorsa, bunun sebebi yanardağa tuhaf bir şey olmasıdır. Yanardağın gizemli güçleri vardır. Ona verdikleriniz karşılığında inci verir ve renkleri ışıldar. Ama bunu yapmazsa bir aksilik var demektir. Olamaz. Dinozor mu? Ben ördek vermiştim. Yanardağ iyi hissetmiyor. Kraliçenin tuhaf davranmasının sebebi de bu. Yanardağ bize bir aksilik olduğunu haber veriyor. Fırtına yaklaşıyor olabilir mi? Bence o fırtınanın adı Zorpas. Bu beni davet etmediğin için. Bu kraliçe olduğun için. Aa, her yerim kaşınıyor.
Acaba ona iksirlerimden birini mi versem? Sırada benim hediyem var. Çöp poşeti. Aa, çok kötü kokuyor. Al sana. Tüm bunlar çok saçma. Benim için bile. Şansın döndü Zarpaz. Yanardağ zarar vermeyi bırak. Kraliçeye de. Al bakalım çöplerin kralı. Hediyeyi iade etmek ayıptır. İçeri girdi. Kraliçe tehlikede. Onlara haber vermek için güçlerimi kullanacağım. Majesteleri, iyi misiniz? Başım dönüyor. Dikkat edin. Zarpaz içeride. Yaramaz yengeç. Oyun bozar. Tam güç. Parça ışıkları. Mağlubiyetin tadı hiç bu kadar tatlı olmamıştı. Minnetimi göstermek için size özel bir armağan vermek istiyorum. Beni izleyin. Vay canına! Alın bakalım. Vay canına! Onur duyduk majesteleri. Bana koralya de. Artık dostuz. Gördün mü? Ne tatlı bir kraliçe. Küvetten çıkma vakti geldi. Yakında görüşürüz. Hoşça kal koralya. Hoşça kal. Tatlı dostlar, Blue Bees. Su altı maceraları, gel bizimle. Çeliz ve özel, inceli gizemli yanardağı keşfet. Blue Bees, Blue Blue Bees. Şişedeki mesaj. Bugün nihayet Blue Bees'in güçlerini kullanarak Çeliz'in dünyasını ele geçireceğim. Bu plan başarısız olmayacak. Parla parla küçük yıldız. Küvetin dibini seviyorum. Burada kristal berraklığında sular. Oyuncak bir ördek ve ne olduğunu bilmediğim parlayan bir şey var. Nedir o parlayan şey? Çeliz dünyasından gelmiş. Elmas olduğuna eminim. O hayır, benim. Hayır, önce ben gördüm. Aa, bu bir şişe. Bunu nasıl yaparlar? Eğer suyu kirletmeye devam edersek çok yakında burada... İçinde bir şey nerede, var. Nerede? Biri resim çizmiş. Güzel. Ne çizmişler? Deniz kızına benziyor. Bakın saçı da iki yandan toplanmış. Vay canına. Peki kim çizmiş? Sanırım o resimdeki benim. Saçları iki yandan toplanmış. Tıpkı benim gibi değil mi? Ne? Benim de saçım iki yandan toplu ve... Her neyse. Bu kadar güzel bir resim çizen kişiyi bulmalı ve... Ona kim olduğunu sormalıyız. Eğer şişe kanalizasyondan geldiyse ressamın Çeliz dünyasından olduğunu tahmin ediyorum. Umarım benimdir. Hep resmimin çizilmesini isterdim. Öğrenmenin tek bir yolu var. Soracağız. Aa. Bu senin resmin mi? Bilmiyorum ama Luna, Max ve Lovely kendileri olduğunu düşünüyor. Sally, bu o şakalarından biri değil, değil mi? Bir şey olduğunda herkesin aklına hep ben geliyorum. Neden bu kadar dikkat çekiyorum? Belki de elmaslarım yüzünden. Aa, çok güzelmiş. Evet, ama resmi ben çizmedim. Üzgünüm. Dolly, sen sürekli hikayeler yazarsın. Bu senin fikrin miydi? Bu doğru. Hikayeler üretmeye bayılırım. Ama ben sadece kendi bebeğimi çizerim. Öyle değil mi Basrat? Lassie, resim çizmeyi seversin. Bu kalp de tam senin tarzın. Üzgünüm ama gerçek ressamlar çizimlerine imza atar. İşte böyle. Artık iyice kafam karıştı. Resmin üzerinde mercan tozu kokusu var. Öyleyse ressam mercan ormanında yaşıyor olabilir. Ama mercan ormanında milyonlarca mercan var. Gerçi o kadar da çok değil. Belki de ressam başka bir şeyler daha çiziyordur. Belki de onları bana vermek istiyordur. Burada vakit kaybediyoruz. Onları da görmek istiyorum. Gidelim. Bekle, ben de bir resim istiyorum. Kendim için. Hey, ben de olacağım. Evet, bunu kaçıramam. Merhaba. Burada kimse yok mu? Aa, geç kalmış olmalıyız. Bizim yüzümüzden çok oyalandık ve ressamı kaçırdık işte. Şuna bakın, bir resim daha. Hey, bir tane de burada var. Bu benim.
O resimler benim için. Ayrıca bundaki koku diğerlerinden çok daha yoğun. Bakın, devamı geliyor. Ben de istiyorum. Hayır, bu benim. Bu şişe benim. Hayır, benim. Benim. Bakın. Affedersin, bütün bu resimleri sen mi çizdin? Tuzağıma düştünüz. Güçlerinizi bana verin. Oo, bu zarpas. Bizi oyuna getirdi. Kaçın. Kaçmayın. Olamaz. Resimlerin kendileri için olduğunu sandılar ama zarpas onlara tuzak kurmuş. Kaçmalarına yardım etmeliyiz. Gidelim. Durun, gitmeyin. Buradan çıkış yok. Acele edin, yaklaşın. Bu defa kaçamayacaksınız. Sırada planımın ikinci aşaması var. Zarpas, güçlerini asla alamayacaksın. Aa, dikkat edin. Kaçın Blue Peas, kaçın. Yoksa kaya çıkışı kapatacak. Kaçın, acele edin. Sonunda hepsinin güvende olmasına sevindim. Gerçi resimlerden birini almayı çok isterdim. Zarpas neredeyse başarıyordu. Tuzağına düşmeye çok yaklaşmıştık. Neyse ki Şeliz oradaydı da yardım etti. Aklıma bir şey geldi. Onlar için güzel bir şey çizelim. Ve çizdiklerimizi şişeyle gönderelim. Merak etme dostum. Bir gün bu dünya tamamen bize ait olacak.